Ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sizlere seçim ve seçilme hakkının verildiği yıl dönümünüzü kutluyorum. İnşallah daha başarılı siyasi çalışmalar temenni ediyorum. Edirne İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları birinci oturumu bugün Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan oturumda bir komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca 3 Nisan 1930'da kabul edilen ve belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan belediye kanununun 92. yıl dönümü nedeniyle kadın meclis üyeleri Çiğdem Gegeoğlu ve Melek Uzgör'e Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından gönderilen çiçekler Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş tarafından takdim edildi. Seçim hakkı elde eden kadın meclis üyelerinin gününü kutluyorum. Ekrem Canap, Edirne Valisi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle bize bir tadım için böyle. Tabii yine aynı söz ve söylemlerle kanunlarla da Melek Hanım'ın da Sayın Valimiz gününüzü kutluyor. Çok teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun diyorum. Tabii ki bununla birlikte nüfusta %50-50 temsil ediliyoruz. Nüfus, dünya nüfusumuz böyle ama ne yazık ki aradaki bir fark var. Hiçbir yerde eşit şartlarda olamıyoruz. Yalnız nüfus sayımında %50-50'yiz. İnşallah gönül istiyor. Bırakın %50'leri ama %25-30'lar seviyesinde bilen birlikte olsak gerçekten buna da inanıyorum. Daha farkındalıklı olacak. Çünkü kamu idarelerinde biz özel idarelerde bu sayılara ulaştık. Buradaki işlerimiz çok da düzgün gidiyor. Ulaşmaksa ulaşmak üzereyiz, daha iyiyiz. Ama en azından hedefleri tutturabilerek siz de 25 gibi, 30 gibi rakamlarda temsiliyet gücü, siyasette yer alarak ülkenin ve dünyanın değişimine, gelişimine, barışın kalıcı olmasına en azından katkı vereceğine inancın tamdır. Bu arada bu vesileyle ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sizlere seçim ve seçilme hakkının verildiği yıl dönümünüzü kutluyorum. İnşallah daha başarılı siyasi çalışmalar temenni ediyorum. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Çiğdem Gegeoğlu, kadınların siyasette yeterince yer almadığını rakamlarla ifade etti. Gegeoğlu, siyasette kadın erkek temsiliyetinin eşit olması adına çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, biz arada Melek Başkanım'la birlikte böyle 8 Mart'ta 5 Aralık'ta söz alıyoruz. Ama sadece söz alıyoruz, başka bir şey yapamıyoruz. Yine tabii aslında çok kıymetli, 3 Nisan 1930'da mecliste yapılan bir anayasa değişikliği sonrasında kadınların yerel yönetimde seçme ve seçilme haklarını kazanmış olmaları. Ama 1930'dan bu yana nereye geldik dersek, vallahi hiçbir yere gelememişiz. İşin özeti de bu. Çok küçük rakamlar vereceğim. Sonra da bir küçük örnekle belki gözünüzde nasıl bir durumda yaşadığımızı anlatabilirim diye düşünüyorum. 1930'dan bu yana tabii birçok kez seçim yapmışız. 92 yılda 19 yerel seçim yapılmış. Ve bu 19 yerel seçimde sadece 156 tane kadın belediye başkanımız olabilmiş. Ama seçilen erkek sayısı 32 bin. Yani 32 bin erkek belediye başkanımıza karşılık 156. Gelelim son 2019 seçimlerindeki rakamlara. 20.745 belediye meclis üyesinden sadece 2.283'ü kadın. 1.389 belediye başkanından sadece 21'i kadın. 30 büyük şehirden sadece 2'si kadın. 50.157 muhtardan 1.119'u kadın. Ve işte geldi bizim meclisimizi ilgilendiren, sabah da söyledim. 1.272 il genel meclisinden sadece 48 tanesi kadın. Yani rakamlar %2, %3'ün bir tek belediye meclisinde %10'lara, %11'lere çıkabiliyoruz. Onun dışında muhtarlık, belediye başkanlıkları, İl Genel Meclisi'ne sayılar maalesef %2 ve %3'ten öteye gidememiş durumda. Şöyle bir çok canımızı yakan diğer bir veriyi daha vermek isterim size. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre Türkiye kadına yönelik şiddette maalesef ki artık birinci sıra. Birçok şeyde birinci sıra olamadık ama maalesef kadına yönelik şiddette de birinci sırayız. Edirne İl Genel Meclisi AK Parti üyesi Melek Uzgör de kadınların siyasette daha fazla aktif rol alabilmesi adına kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti. Kadının aktif siyasette eşit temsili için yasal düzenlemelerin yapılması, burası çok önemli. İvedilikle
çok çok fazla miktarda arkadaşımızın siyasi parti ne olursa olsun, hangi siyasi partide olursa olsun, bir kadının siyaset yaptığını gördüğünüz zaman lütfen kendi bacınızı, eşinizi, kız kardeşinizi, hatta kız çocuklarınızı düşünerek bakarsanız biraz işiniz kolaylaşır. Çünkü bizler az önce Çiğdem Başkan'ın tekrar dediği gibi bulaşığımızı yıkıyoruz, çamaşırımızı yıkıyoruz, çocuğumuza bakıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, aile ilişkilerimizi düzenliyoruz, okuldan çıkan çocuğumuzu karşılıyoruz ve bunların üzerine siyaset yapıyoruz. Bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani belki de ben bunu her zaman söylüyorum. Hepiniz beyaz gömlek veya takım elbiselerinizi giydiğiniz zaman eşleri olan arkadaşlar biz o gömleği yıkayıp yerine koyup bu kürsülere, buralara gelebiliyoruz. En basitinden giydiğiniz her temiz gömlek veya ütülü giydiğiniz zaman da siyaset yapan kadınları düşünmenizi rica ediyorum. Bu konuda hep birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.